zaten Çanakkale'de okuyordum. Evet. Üniversiteye orada başlamıştım. Ve dayanamayıp Konya'ya geçtim. Yani bunu yaptım zaten. Herkese merhabalar. Record Your Ex'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm soru cevap olacak. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. Selda ile beraberiz. Merhaba Selda, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Günün nasıl geçiyor? Neler yaptın bugün? Bugün yoğun bir gündü aslında. Bozüyük çarşılarında dolandım. Ooo, Bozüyük çarşıları zaten gez gez doyamazsın ha. Evet, işlerimi Saatlerce hallettim. gezebileceğin çarşılar, Evet, ya o kadar kuyumcular. küçük olmasına rağmen o kadar yoruluyorum ki artık hiçbir şey enerjim kalmamış. Şeyde Mecburiyet Caddesi acaba değişti mi ki ya? Caddenin hangi şeyler var merak ediyorum. 3 senede ne Aynen. değişti acaba? Hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı. Her şey yerinde duruyor ha. Evet. Ya kardeşim, yeni belediye başkanı. Alo, bir şeyler yap. Diğer hiç olmazsa şey yapıyordu. Parkmak bir şeyler. Sen 4 Eylül'deki 15 Temmuz Köprüsü'nde de var mıydın? Vardım vardım. Hmm. Onun Gördüm dışında köprünü. söyleyeceğim bir şey yok o zaman. Teşekkürler. Yeterli. Aynen. Bu şekilde olmasını seviyorum ya. Daha fazla gelişse bilmiyorum sarar mı bu kadar. Şey mi kalsın, geri mi kalsın? Köyümüz mü? Hayır, geri kalmasın. Yine hani çok da gelişmemiş bir şehir değil ama şey olarak yani o caddeyi seviyorum yani. Boş başlamaz. Evet evet, ilk soruyla geliyorum. Evet, dinliyorum. Doğru insan neden hep yanlış zamanda gelir? Aslında yanlış zaman mesela depresyondasındır vesaire. Yanlış zamanda doğru insan geliyorsa bu iyi olabilir aslında. Yani ona sarılabilirsin, yaralarını sarabilir. İyi gelebilir Oha. yani. Hiç bu yönden düşünmemiştim. Benim gibi birazcık sanırım ahlaksız biriyim ben. Benim aklıma direkt böyle manita varken başka birisinin gelmesi falan geldi Ha, aklıma. o da olabilir. Ben şu an o işlere kapalı olduğum için. Evet, sen farklı yönden baktın. Ben direkt kafayı başka yere yordum. Doğru söylüyorsun aslında. Yani moral bozukken, işler kötü gidiyorken, mesela bir yerde bir ofiste çalışıyor da olabilirsin ve işlerin kötü gidiyordur. Ama yeni bir iş arkadaşı sana çok iyi gelebilir, elinden tutabilir, işlerini düzeltebilir. Evet. Yani diğer türlü senin dediğin gibi de düşünürsek demek ki doğru insan önceki değilmiş. Onu sal. Salın. İkincisine bak yani. Aynen, onu bir sal. Önce onu bir sal. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz yani X Record ailesi olarak aldatmaya karşıyız. Ne kadar ahlaksız da olsak, ahlaklı da olsak o aldatmaya karşıyız. Önce bir salın onu. Doğru insanın diğeri olduğunu düşünüyorsanız onu da bir deneyin. Ama lütfen bakın, her podcast'te değiniyorum. Sevgilinizin arkadaşına yanlamayın. Bunu da yapmayın yani. Yani doğru insan o gelen arkadaş da şey olmasın. Sevgilinizin arkadaşı olmasın. Ona da dikkat ediyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Evet. Neden hep it çektiren daha çok neymiş? Neden hep it çektirenin daha çok peşinden koşarız? Yani bizi köpekleteni, bizi üzenin daha çok peşinden koşuyoruz. Bu kesinlikle insanlıkla alakalı ya. Bu insanlığın çözülememiş bir sırrı bence. Çünkü ben buna hiç şey yapanı görmedim. Karşı koyabileni görmedim. Hep it çektirilen peşinden koşuyor diğerinin. Evet. Bu hiç bozulmadı benim etrafımda. Ya ben şey atıyorum, peşinden koştuğum birisi var, onunla birlikte oldun. O zaman da bir hevesin kaçıyor. Ya değil mi? Bu da çok doğru. Bu da çok doğru. Yani elde edene kadar her şey. Elde ediyorsun, ondan sonra bir tadı kaçıyor. Evet. Kolanın bir gazı kaçıyor böyle be. Demek ki kovalamayı seviyoruz genel olarak yani. Evet, yani bizde bir öyle bir şey var herhalde. Var mı arkadaşlar? Ben iç çektirene ben de siktir şekerim diyen varsa bunu da cevap olarak bekliyorum. Ben görmedim. Bana bir gösterir misiniz? Hani bu tayfa kim yani? Bunu yapan bilen, başarabilen insanları bir tebrik etmek istiyorum. Selda, sen nasılsın? Senin uzun bir ilişkin var ama sende nasıl oluyor genelde bu? Yani sanırım ben de koşuyordum. Ama son yani bu ilişkimde ben iç çektirmiştim birazcık uzun bir süre. Ama sonuç Serhat'cığım. iyi gitmedi. Serhat'cığım da koşmuş da. Evet. Canını yerim onu. Serhat'cığım, seni seviyorum. Ay ki koşmuş canım benim. Bu ilişkinin de ilk zamanlarını hatırlıyorum. Birazcık Evet. parmağım vardı. Bak şimdi yine eskilere gittim. Serhat'la sana ne şeyler düşündük, taktikler düşürdük, nasıl düşüreceğiz seni diye. Evet ya. Sevgilin için
maksimum ne fedakarlık yaparsın? Sen mesela Serhat için ne yaparsın? Mesela yine bunu şeyde Alper'e de sormuştum bir önceki bölümde. Şu anda Serhat aslında şu anda Konya'da zaten. Ben gelecek soruyu çok iyi biliyorum ya. Alper'i dinledim. Serhat şu an Konya'da zaten. Serhat Konya'da iş buldu şu an, tamam mı? Evet. İş orada, iş neredeyse memlekette orasıdır, tamam mı? Gel diyor ki gel burada yaşayalım. Erdacığım işimiz burada yani, burada para kazanıyoruz. Ne dersin? Gider misin, yaşar mısın Konya'da? Şimdi ben zaten Çanakkale'de okuyordum. Evet. Üniversiteye orada başlamıştım. Ve dayanamayıp Konya'ya geçtim. Yani bunu yaptım zaten. Ya dünyanın en kötü üniversite değiştirme şeyi olabilir. Karar olabilir. Ama tebrik ediyorum. Takdir de ediyorum. Bunu sevgilin için yaptığını biliyorum. Takdir ediyorum ve sen bunu zaten yaptın yani. Evet, ama şu anda öyle bir şey olsa istemem. Hani ben zaten öyle bir yeri tattığım için daha fazla işte ya, yanlış anlaşılmasın hani, ama Batı istiyorum yani. Hani artık bu saatten sonra derim ki hani Batı'yı da iş arayalım. Oralara hiç yönelmesen. Zaten hani devlette ne bileyim öğretmen değiliz, bir şey değiliz. Hani özelde daha çok seçeneğimiz var. Ben o yüzden biraz daha bu sefer en azından Batı isterim yani. Gına mı geldi? Evet, yani zaten tattım orayı onun için mesela. Yani bizim için daha doğrusu. Onun için demeyeyim. Daha peki, fazla istemem. Peki şu an aklıma geldi. Gına'nın kelime anlamı nereden geliyor? Hiçbir fikrim var mı? Gına nereden geliyor? Ne bileyim, nereden aklına geldi o? Şu an çok merak ettim. İngilizce sözlük bir dakika. Gına yazdığım için de çıkmıyor karşıma. Hemen bakacağım. Gına kelimesinin kökeni. Arapçaymış. Zenginlik, bolluk, fazlalık sözcüğünden alıntıymış. Biz nasıl bunu buraya çevirdik bilmiyorum bu arada. Alın size bir tane saçma sapan bilgi, ne yaparsanız yapın. Allah. Ben cevaplamadım. Ha, evet. Sevgilin için sen Konya'ya gidiyorsun. Onu anladık. Ben gider miyim? Ben ne yaparım sevgilim için? Bilemiyorum ya. Dediğin gibi ben de başka yollar bakmaya çalışırım ya. Ya o zaman birazcık şartlarına bağlı aslında bence. Evet, birazcık şartlara bağlı. Bir de ben birazcık şey oldum ya. Keyif pezevengi oldum yani bayağı. O yüzden hani yaşayacağım yeri falan artık istediğim yer olmasını istiyorum. Öyle zorunluluktan dolayı bir yerde yaşamak istemiyorum yani. Ben de aslında şu an Boston'da birazcık zorunluluktan yaşıyorum. Aslında yaşamak istediğim yer daha çok Kaliforniya'da, işte San Diego olur. San Diego aslında istiyorum da, ama Kaliforniya'da bir yerde yaşamak isterdim. O yüzden ben de zorunlu yaşıyorum yani Boston'da. Ben de daha fazla böyle zorunlu bir yerde yaşamak istemezdim. Evet, ben de senin gibi. Ben de zorunlu yaşıyorum. Ney? Ben de Boğaziçi'de zorunlu yaşıyorum. Şartlar. Peki, extend next olur mu Serdacığım? Olabilir. Yani kişisine bağlı bence. Eğer sorunları geçmişte bırakabiliyorsan, hani tekrar gün yüzüne çıkarıp sen bunu yapmıştın, sen bana bunu söylemiştin gibi bir şey demeyeceksen ve tamamen istediğiniz kişiliğe bürünebiliyorsanız, yani bu tamamen şey demek istemiyorum, bir kendinizi değiştirin demiyorum da kötü huylarınızı törpüleyin diyorum yani. Bunu yapabiliyorsan neden olmasın? Ya extend next ben denedim Selda Hanım da pek şey yok ya. Olmuyor mu? Olmuyor ya. Çünkü bir kere zaten yani siz kadınları pek zan altına bırakmak istemiyorum ama genelde benim karşılaştığım olarak söyleyeyim. Benim karşılaştığım, siz o şeyi seviyorsunuz yani. Sen şunu yapmıştın, sen bunu yapmıştın. Sen zaten böylesin. Bunu seviyorsunuz biraz. Katılıyorum. O yüzden bu beni darlıyor. Ve zaten işte yeni bir şey kurmaya çalışıyorsun. Ama eskiyi bildiğin için de en ufak bir hareket, ya bu düzelmemişe gidip adı kaçıyor yani. Evet. Bence eksen next olmaz arkadaşlar. Eksi eksi de bırakın. Ama şöyle bir şey var. Mesela biz Serhat'la bir ay kadar bir süre ayrılmıştık. O süre zarfında ikimiz de oturup düşünmüşüz. Yani birbirimizle hiç konuşmamıştık ama oturup düşünmüşüz ve bir araya geldiğimizde işte konuştuğumuzda fark ettik ki hani ben şöyle yaptım böyle yaptım demedik mesela, ama konuştuğumuzda değiştiğimizi fark ettik. Yeniden başladık ve hala da devam ediyoruz yani. Ya siz iki tane olgun insan oturup kendinizi eleştirmişsiniz. Bilmiyorum, ben ve ekslerim herhalde bunu şey yapamadık ya, ne bileyim. O sırada mı olgunlaşamadık artık, ya da kendimizi haklı gördüğümüz için mi? Birazcık bu da var mesela. İnsan kendini haklı görüyorsa değiştiremez hiçbir şeyini. Evet.
Evet. Yani bu da mesela güzel bir nokta bence. Şu anda mesela başka ayrı bir arkadaşım var. Onlar da birbirlerini haklı gördükleri için kimse hiç şey yapmıyor. Yani evet, istemsizce değiştirmiyor. Hani karşıdaki beni anlamıyor. Ben aslında şöyle düşünmüştüm falan. Bunlar ilişkinin düşmanı. O beni anlamıyor. O zaten böyle yapmıştı. Evet, aslında bunlar biraz kendi egomuz ya birazcık yani. Ona başka bir şey deniyordu da şu an hatırlamıyorum. Evet ya, öyle bir şey var yani. Dediğim gibi insan kendini haklı görüyorsa zaten hiçbir şeyini değiştirmiyor. Karşıdaki değişsin bekliyor. O yüzden eksenle eksi bilmiyorum. Ben ne olmadı? Selda'da olmuş. Yani dediğimiz gibi buradan da çıkarılacak sonuç. Sen birazcık kendini, o egosunu biraz törpülemeli herhalde ilişkide. Evet. Peki birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın Selda? Bu soruyu daha önce de sormuştuk. Yine soruyorum. Herkese sordum herhalde. Bu soru olarak da gelmiş tekrar. Birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Yani en önemli unsur bakışlar herhalde yani. Ve nasıl daha bakıyorsun? Nasıl baktığınızı da anlayacağız biz mesela. Ne bileyim, kaç yıldır bakmıyorum. Doğru, benim de sorduğum kişi. Evet. Ya yani uzun uzundur herhalde yani. Özellikle göz göze gelmeye çalışmak. Eğer samimiysen mesela daha farklı davranmak. Atıyorum ortamda iki erkek varsa biriyle daha böyle samimisindir. İşte ne bileyim, ben sana işte şunu göstereyim, bak nasıl olmuş. İşte şu elbiseyi giydim, beğendin mi falan gibi olabilir yani. Bir de karşıdan yani böyle karşılıklı kesişirken herhalde kendine böyle bir çekidüzen vermeye çalışıyorsan veyahut da karşı taraf vermeye çalışıyorsa bu da belli ediyor gibi artık. Evet, o da olabilir. Yani işte kızlar genelde zaten bir saç düzeltme falan evet. Oluyor. Ama ne o an bir enerjisi var ya gerçekten. O enerjiyi de hissetmen lazım. Tam bu etkenler okey ama o enerji de gerekiyor bence. Hani mesela bunu durduk yere yapan biri vardı. Sen sana bakıyor zannediyorsundur mesela. Ama bazen işte o enerjiyi hissediyorsun. Evet, doğru. Yani bu konuda benim zaten ben anlamıyorum dedim. Daha önceki bölümlerde de dedim yani. Benden birisi hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu hiç, yani sıfırım bu konuda. Ben de anlamıyorum. O yüzden hiç şey yapamam yani. Gidip de böyle konuşmaya mı şeymiş, direkt yani yüz yüze konuşamam. Ya böyle arkadaş ortamımdan olması lazım. Ya da önce sosyal medyadan tanışmışımdır. Öyle bir arkadaşlığım vardır. Veyahut da işte birkaç buluşma olmuştur. Ondan sonra anlarım. Ya en biraz garantisi o aslında. Birazcık garanti almak da lazım. Evet, herhalde birazcık garanti alıyorum işi yani. Çünkü diğer türlü bilmiyorum. Bana şey gelmiyor. Üstüme alınmıyorum yani çok fazla. Aynen. Ya sonra rencide olmak da korkutuyor insanı. Evet, aynen öyle. Peki uzak mesafe ilişkisi yürür mü? Sizin bahsettiğin gibi Çanakkale'den Konya'ya bir uzak mesafe ilişkiniz de oldu. Evet. Nasıldı? Ya çok zordu. Aşırı zordu yani. Kendimi kısıtlıyordum ayrı. Bir de o zamanlar ergendik yani. Birbirimizi de çok kısıtlıyorduk. O da ayrı bir konu. Ya mesela bir kafeye gideceksin. Ne oluyor? Arkadaşının erkek arkadaşı geliyor. Sen kalk diyemiyorsun. Sen kalk, kendin kalksan bir garip oluyor. Ne olacak sanki? Otur muhabbet et. Sonra herkes zaten evlerine, yurduna, bir yerine dağılacak aslında. Hani bunun sıkıntısı oluyor. Güven problemi oluyor. Hani şu an olmaz mesela bende. Çünkü kaç senemi geçirmişim ama o zamanlar oluyordu açıkçası. İkimiz tarafından da. Şu anda yürüyor ama o zaman yürümemişti. Ya bir de şöyle bir şey var. Sanki şu anda pek öyle olmuyor da üniversite zamanında, üniversite okurken orada Türkiye'de ben mesela. Herkes birbirine yapmaya çalışıyordu ya. Yani benim etrafımda böyleydi en azından. Mesela işte siz iki kız takılıyorsunuz. Kız arkadaşının erkek arkadaşı var. Bunlar sevgililer. O erkeğin bir arkadaşı varsa hemen ortamda sana yapmaya çalışılıyor. Evet. Bunu bilen bir erkek de o ortamda senin olmanı istemiyor. Çünkü biliyor ki o üç şey kişi, yani sevgilisi olmayan çocuk, sana ayarlanmaya çalışılacak. Yani Anladın evet. mı? Böyle bir bunu düşündüğü için tribe giriyor. Ama burada işte kız arkadaşına ne kadar güvendiğinle alakalı bir durum. Aynen. Yani bir de şimdi biz küçük bir yerdeydik haliyle. Birden başka şehirlere gittik ki büyük yerde de aynı şekilde. Ailenden uzaklaşıyorsun ve daha rahatsın. İstediğini yapabiliyorsun. Hani üniversite ortamı da Türkiye'de belli bir şey var yani. Gittiğin zaman ne olur ilk senende karı kızla takılırsın bilmem ne, budur yani. O yüzden insanın aklına her şey geliyor o senede. Ama şu anda olsa şu anda aklıma bile gelmez. Evde yatıyordur şu an yani. Doğru. Yani dediğim gibi ben de o zamanlar böyle bir şeyden dolayı ben de kıskandığım durumlar oluyordu ama ben birazcık daha şeyim ya, gavatım, genişim yani. Çok da takılmıyorum böyle mevzulara. Artık hele hiç takılmıyorum da o zamanlar takılıyordum azıcık. Sonra yavaş yavaş törpüledim bu durumu çünkü ya böyle yaşanmaz yani.
Yok ya. Ya hele de sen kimsin ki hani bir başkasının hayatına el koyuyorsun. Düşündüğün zaman böyle oluyor. Evet, aynen öyle. Yani karşı tarafı kısıtlama falan. Ya zaten bir de şöyle bir şey var. Yani yine Alper'in bölümünde de değinmiştim. Bir tane soru cevapta şey gelmişti. Club'da tanıştığım kız arkadaşım sevgili olduktan sonra işte club'a, bara gidiyorum diye benden ayrıldı. Görmüştüm, Yani siz evet. zaten club'da tanışmışsınız. Hani birbirinizi böyle biliyorsunuz, böyle tanıyorsunuz. Bu yüzden burada sevmişsiniz, burada sevgili olmuşsunuz. Yani. Yani anladın mı? Hani o adamı öyle sevmişsin, daha sonra onu değiştirmeye çalışıyorsun yani. Evet işte yani gerçekten Birazcık. gavat olmak gerekiyor ya yani. Evet, birazcık geniş olmak lazım ya. Çünkü bir de dediğim gibi bunu düşünerek yaşanmıyor. Ya karşıdakini bu kadar düşünmeyeceksin. Sal, ne yapıyorsa yapsın, zaten gidiyorsa hiç senin olmamıştır falan diye düşün. Zaten güven yani en önemli şey güven. Sen güvenmiyorsan ve onu kıskanıyorsan hem kendine güvenin yoktur hem karşıdakine güvenin yoktur. Bu da ilişkinin en önemli şeyini bozar yani. Aynen öyle. Ya ben şöyle bir soru var ama erkekler neden ilişkilerini ortamda anlatmıyor? Sen buna katılıyor musun? Erkekler sence ilişkilerini ortamda anlatmıyor mu? Bence anlatmıyorlar ya. Ya hani kısa süreli atıyorum flörtün vardır. İşte şuraya gittik, buraya gittik gibi anlatabilir ama uzun süreli ilişkilerini çok anlatmıyorlar. Ben mesela ablamla her dakika muhabbet ederken arada şöyle yaptı, şöyle de dediydi ya falan diye konuşuyorum mesela. Ama erkekler de öyle olmuyor. Ya erkekler, ben kendi adıma söyleyeyim. Bana bak, ben mesela çok bahsedildiğini düşünüyorum aslında. Ama senin demeye çalıştığını da düşündüğümde, evet yani biz öyle, bana şöyle demişti, bana böyle demişti. Erkek hiç aklına tutmaz ki bunu. Hiç umurunda olmaz. Doğru, Zaten biz o yüzden, detaycıyız sanırım. evet yani zaten o yüzden hani kavgalarda şey vardır ya, kız işte 3 ay önce şu gün şu tarihte şunu demiştin diye önüne çıkarır koyar şey, mesajı muhabbeti var ya. Yani bizde öyle bir şey yok çünkü biz bu kadar takılmıyoruz yani. Evet doğru. Bir de şey tarafı var. Özel hayat kısmını da kızlar çok anlatır ama erkeklerde öyle bir ortam yok galiba. Yani özellikle uzun ilişkilerini hiçbir şekilde anlatmıyorlar. Kesinlikle, bence de özellikle uzun ilişkilerini erkekler birazcık daha böyle bence sahiplendikleri için çok da öyle şey yapmıyorlar yani. Yani erkekler ortamda dediğin gibi düzenli ilişkisini çok da fazla paylaşmıyorlar. Şu anda bunu fark ettim. Yani özellikle konu açılırsa konuşulur ama gidip de böyle özellikle sevgilisinden mesela konu açmaz bir erkek. Ama bunu özellikle yaptığını da düşünmüyorum yani. Bizim aklımıza gelmiyor hani. Biz onu, o böyle nasıl diyeyim sana, şey değil yani, hani bunu da söyleyeyim gibi bir şey olmuyor bizde hiçbir zaman. Sizde ama işte dediğin gibi hani şunu demişti bana deyip böyle o konuyla alakalı söylediği bir şeyi bulup laps diye muhabbete çıkarabiliyorsunuz yani. Üzerine bir saat konuşabiliyoruz yani. Evet. Yani ama biz bu şey değil ama yani. Nasıl diyeyim sana? Biz bu kötü anlamda biz konuşmuyor değiliz yani. Hani böyle bilerek sevgilimiz hakkında konuşmuyoruz falan değil bence. Çünkü ben ve etrafımda arkadaşlarımı düşündüğümde evet konuşmuyoruz ama bu kimsenin aklına gelmediği için yani. Biz gider boş yaparız. Bir tane video var ya böyle, dünya mı güneşin etrafında dönüyor diye böyle Evet. şey var. Üçlü priz anlatmaya çalışan bir tayfa var ya. Evet. Böyle muhabbetler dönüyor erkek ortamında. Yani gidip de manitayı o muhabbete nasıl çekeceksin yani, nasıl açacaksın konusunu, anladın mı? Hani o yüzden buna çok takılmamak lazım. Doğru, evet. Şu an çok güzel açıkladın. Çok beğendim. Peki, aldatılsan affeder misin? Yok, nereden nereye geldik de soruları hiç böyle düzenlememişim arkadaşlar. Bir oradan bir oradan okuyorum. Aldatılsan affeder misin Serdan? Büyük konuşmak istemiyorum böyle konularda ama affetmem. Affedersem de az önce söylediğim şeye geliriz. Yine yüzüne vururum. Yani ya yüzüne vururum ya içten içe ya beni aldattı bu nasıl yapar diye tekrar tekrar düşünürüm yani. Olmaz ya. Hani affetsem de yürümez. Evet ya, tat tuz kaçar yani. Evet. Ben de aldatıldığımı bilirsem, şu ana kadar hiç öyle bilmedim yani aldatıldığımı. Bir tane flörtümle olmuştu şöyle bir olay, çok saçmaydı, dur onu anlatayım. Bu arada aldatıldığımı bilirsem şey yapmam, affetmem ama bu gerçekten sevgilim olması gerekiyor. Ama flörtüm varken flörtümün başka birisiyle konuştuğunu falan görürsem, şey yaparsam takılmam böyle bir şeye yani. Yani. Böyle bir olay baya bir önce oldu, kaç yıl oldu hatırlamıyorum tam. İşte bir tane flörtüm vardı. Kızla bayağı konuştuk, konuştuk, konuştuk. Neyse, sonra bu beni akşam yemeğine çağırdı evine. Neyse, bunun evine gittik. Akşam yemeğini yedik. O sırada hatta şöyle söyleyeyim, Acun TV8'i yeni almıştı o zaman. O kadar eski bir olay bu. Ondan sonra TV8'de
Cem Yılmaz'ın Fundamental mi ne öyle bir şey var ya gösterirse. Evet. O vardı televizyonda TV8'de. Onu izlemiştik. Onu izlerken de sürekli mesaj geliyor hanımefendiye. Ben de çok takılmıyorum. Zaten dediğim gibi hani öyle çok da şey yapmadım yani sevgili gibi falan görmüyorum yani. Sadece flört tarzı böyle işte konuşuyoruz falan şeyindeyim yani. Hiç öyle şey yapmadım. İlişkiyi sahiplenmedim zaten. Mesaj geliyor falan. Ya diyorum yanındayım kardeşim hani ev senin evindeyiz yani. Hani burada da mesajlaşma çünkü bir tane çocuktan geldiğini görüyorum. Çocuğu da sonra bir gördüm ismini. Çocuğu da tanıyorum. Ya. Çocuk ondan sonra neyse hatta bir mesajını şey yapıyorum hatırlıyorum. Çocuk garibim şey yazmıştı. Şu anda şey diyeyim dershanede çocuk. Dershanede dersten şey yaptım çıktım senin için. Kantinde oturuyorum seninle mesajlaşmak için yazmış. Ah kıyamam. Ben bunu okuyorum. Kız yanımda. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz? Dedim, o anda tepki verdin mi? O anda dedim arkadaş olduğuna emin misin bununla dedim. Ya sadece arkadaşız işte şey dedim böyle yazıyor. Ya arkadaşım yani ben böyle bir şey istemedim. Yani ben onu arkadaşım olarak görüyorum falan dedi böyle. Dedim ki ben de flört olarak gördüğüm için zaten hiç şey yapamıyorum takılmıyorum. Hiçbir şey demedim. İyi peki sen nasıl diyorsun öyle falan. Neyse işte ertesi gün oldu. Bu akşam bunun akşamında ben evden çıktıktan sonra kız bana böyle kol gibi mesajlar atmaya başladı işte. Ya işte ben aslında şey ilişki olarak görmüyorum, bir ilişki istemiyorum falan filan yazmış. Bir de böyle birkaç bir şey yazmış beni suçlayıcı. Ben böyle bayağı kötü hissettim o akşam. Kıza hani sorun ne sorunu çözelim çözmeye uğraşalım falan yazdım. Ertesi gün bir gördüm Twitter hesabında çocuğun alnına benim yazıp kapak yapmış. Ya. O çocuğun kapak şey o çocuk bir tane buna şey yapmış selfie atmış böyle. Akşam flaşı açıp... Çocuğun alnına paintle benim yazmış. Twitter hesabına kapak yapmış. Ya bir de kızın çakallığa bak senden sıyrılmak için seni suçlamış. Evet. Aynen o akşam o kadar kötü hissettim ki anlatamam sana. Anlatamam ya. Ben diyorum ki yani problemle çözelim. Yani yardımcı olmak istiyorum kıza. O gene ertesi gün ya hemen sabahı yani. Mayanasını be. Aynen Ve de çok oluyormuştu. İtici de bir ilişkiymiş yani. Ve sonra yıllarca sevgili oldular biliyor musun? Ya. Aynen. Ben bu olayı hiç kimseye anlatmadım öyle. Sadece etrafımda birkaç tane yakın arkadaşım bir şey yapabilir de. Çocuğa ne bileyim yazık. Sonra da çocuğu aldattı diye ayrıldılar. Kızın oyunda varmış. Kötü bir şey demek istemiyorum da neyse. Aynen böyle bir olay geçti başımdan. Ama yani dediğim gibi şey değil. Dedim bunu aldatma olarak saymıyorum çünkü dedim bu gözümün önünde oldu olay ve ben buna zaten bir ilişki olarak bakmadığım için hiç yani çok da şeyimde olmadı. Sadece çocuğu da tanıdığım için çocuğa birazcık üzüldüm. Çocuğa söylemekle söylememek arasında çok kaldım ama sonra dedim ki bana ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yani sonra şey algısı olurdu işte sen beni sevdiğin için hala öyle yaptın falan. Aynen uğraşamazdım zaten ne uğraşacağım bana ne. Aynen boşver. İlişkiye başladıktan sonra evet bu kız demek için kriterin ne? Yani ben bu kişiyi buldum, doğru kişiyi buldum. Ne zaman dersin Selda? Ne zaman derim? Bunu biraz düşünmeye ihtiyacım var. Tamam ben de düşünüyorum bu sırada. Ben buldum. Dinliyorum. Benim de aklıma bir şey gelir belki. Tamam. Ben zaten şey yapmadan böyle hani gerçekten ısınmadan diyeyim. Hani o enerji almadan gerçekten bir ilişkiye başlamıyorum. Başladığımda da zaten birkaç şey görmüş olurum. Bunlardan bir tanesi mesela şeye çok dikkat ederim. Arkadaşlarıma nasıl davranıyor? Muhabbeti nasıl? Evet. Anladın mı? Hani benim çevreme nasıl davranıyor? Kendi çevresine nasıl davranıyor? Acaba değişiyor mu ortamda? Yoksa benimle olduğu gibi mi? Bir şeyleri farklı göstermeye çalışıyor mu? Bir şeyleri farklı göstermeye çalışan bir insansa karşımdaki direkt soğuyorum. Cidden doğru. Bir ortamda hele ya atıyorum seni küçümsüyorsa falan böyle girdiğiniz bir ortamda çok itici oluyor cidden. Bu zaten yani öyle ki seni küçümsüyorsa falan zaten ona uzaklaş. Oradan uzaklaş. Evet. O zaten hiç hoşlanmam ama dediğim gibi ve ortamda böyle ilişkinizi mesela bir de şeyler var mesela. Bazı erkek de olabilir kız da olabilir bu. İlişkiyi böyle muhteşemmiş gibi göstermeye çalışan arkadaş ortamında falan tipler var böyle. Sanki hiç problem yokmuş gibi. Ya da işte şunu şöyle yapıyoruz biz. Hani böyle gibi böyle öne çıkarmaya çalışan tavırlar oluyor. Bunlardan hiç hoşlanmıyorum ya. Evet, itici oluyor gerçekten. Ya zaten dışarıdan bir insan görüyordur nasıl olduğunu yani. Aynen öyle. Yani ya bir de kime ne ya sizin ilişkinizden? Ben böyle o şeyi sevmiyorum yani. Birisinin sizi onaylamasına gerek yok kardeşim. Siz zaten beğenmişsiniz, karar vermişsiniz, başlamışsınız ilişkiye yani. Yani ya onaylama ihtiyacı da biraz küçük düşürücü bence ya. Evet, değil mi? Sence sen ne dersin?
ne zaman dersin? Ben ne zaman derim? Ya şöyle, kendi ilişkimden yola çıkarak bir yorumda bulunacağım. Şu var şu var demeyeceğim ama mesela bizim en önemli şeyimiz ortak bir şeyler yapabilmek. Ya atıyorum Serhat zamanında çok fanatikti, maç izliyordu. Ben onun için Beşiktaş maçlarını deli gibi izler, onunla beraber yorumlardım falan böyle. Sonra Serhat video oyunu çok oynardı. Ben de, ki zaten ben de severim küçüklüğümden beri ama hani o bizim bir ortak noktamız oldu mesela. Beraber oynamaya başladık. Yani ortak bir şeyler yapabiliyorum ve hiç sıkılmıyorum. O yüzden bunu herkese de yapamazsın bence. Ki seninkilerin yanında söylüyorum bunu, ek olarak söylüyorum. Onlar da dahil. Böyle düşünüyorum ben. Kesinlikle ya. Yani ilişkide gerçekten böyle şeyler yapabiliyorsan, dediğin gibi bir Beşiktaş maçını oturup da takip edebiliyorsan, onu mesela öğrenmeye çalışıyorsan, atıyorum işte Beşiktaş'ın durumu ne mesela falan diye böyle hani. Ki hatırlıyorum sen bayağı ilgileniyordun yani. Hala evet. İlgileniyorsundur belki de. İlk 11 ezbere sayıyordum da şu an ilgilenmiyorum. Evet yani böyle şeyler hatırlıyorum. Ya bunları yapabiliyorsan evet, o da gerçekten olmuşsun demek oluyor bence. Çünkü zaten ilişki, yani ne kadar ortak noktan varsa o kadar güzel. Aynen öyle. Ya bir yandan arkadaş da olduğun için aslında bunlar da önemli. Peki yakın arkadaşının sevgiline karşı hisleri olduğunu düşünüyorsan ne yaparsın? Yolarım herhalde ya. Yolar. Ya bu çok kötü bir durum. Evet ya, kaldım tıkandım şu an öyle. Ya bir de bunu düşününce böyle şey yaparsın, daha da hareketlere dikkat edersin falan, of yani. Benim yakın arkadaşım benim erkek arkadaşımdan hoşlanıyor değil mi? Evet. Bunu söylesen söyleyemezsin. Hani böyle bir şey var mı diye onaylarsan zaten evet. Sıçtın. O en kötüsü. Zaten bunu dediğin anda bittin. Hani bunu hissediyorsan evet. Bile demeyeceksin karşıya. Ki bir de onu aklına sokup da onun da bir şey o hareketlenmesine sebep de olabilirsin. Evet. Yani İnsan mısınız yani, sonuçta olabilir böyle şeyler. Ve dediğim gibi bunu soramazsın. Sorarsan sıçtın ya zaten. Hani hayır deyip seni bir de böyle hasta şeyini koyarlar sana, teşhisini. Sıçtın, bittin yani. Evet kesinlikle. Yani bir şekilde aynı ortama sokmamaya çalışırım. Onun dışında elimden başka hiçbir şey gelmez bence. Yani aynı ortama sokmamaya çalışabilirsin. Ama bunu da belli edersen yine bok gibi bir durum. Yani burada olay şey ya, kendi sevgilinden yine emin olacaksın. Yani senin sevdiğinden emin olmandan geçiyor her şey yani. Çünkü şeyi engelleyemezsin. Kimsenin senin sevgilinden hoşlanmasını engelleyemezsin. Hiç kimsenin. Herkes senin sevgilinden hoşlanabilir. Evet, ama bu da doğru. Sevgilinin onlarla ilgilenip ilgilenmeyeceğinden emin olabilirsin. Sana olan hareketlerinden dolayı yani. Senin sevdiğinden eminsen onlara karşılık vermeyeceğini bilip şey olacaksın. Kendini rahatlatacaksın yani. Aslında böyle benim hayatımda böyle biri var diye. Çok yakın bir arkadaşım değil ama. Yani hoşlanıyor gibi de yakın davranıyor gibi değildi ve benim çok sinirlerimi bozuyordu. Mesela Serhat'tan eminim ama bu olay çok sinirini bozuyor insanın. Yani niye yakın davranıyor? Hani içten içe kuruluyorsun böyle. Diyorum ya, içten içe kurulmak en kötüsü zaten. Yani orada kendini bitirirsin, sevgiline kötü davranırsın. Yani çok şey yani, sıkıntılı bir durum. Bunda en koruyucu şey muska. Bunda muska şey, sevgilinden emin olacaksın. Yani o sevgiden emin olacaksın. Sevgilinle daha samimi olabilirsin, daha yakınlaşabilirsin ve o sevgiyi daha fazla hissedersen kendini rahatlatırsın diye düşünüyorum. Yani evet, en temizi bu bence de. Peki ilişkide kısıtlama sınırı olmalı mı? Bir kısıtlama olmalı mı sence ilişkide? Ya ufak tefek şeyler olabilir. O da neden? Bazen mantıklı düşünemiyoruz yani. Atıyorum ben şimdi bir ortama gireceğim. Oranın temiz olduğunu düşünüyorum kendimce. Ama mesela Serhat erkek kafasıyla düşünüyor. Ya tamam, ben de feminist bir insanım ama gerçekler bunlar yani. Hani o ortamda başka bir şey olabilir. O yüzden bana diyebilir ki, uyarabilir beni. Hani bak şöyle olabilir, ona göre gideceksen git gibisinden uyarabilir. Ama onun dışında şuraya gitmeyeceksin, şununla konuşmayacaksın, şöyle yapmayacaksın. Olmaz yani, olmamalı. Kesinlikle. Zıtlamanın da bir üslubu var bence. Yani hani bu orada atıyorum bir elbise giydim, orada rahat edebilecek misin gibi sorarsa daha hoş olur. Hani içten içe kıskanıyorsa bile bana bunu ne yani şimdi bunu mu giyeceksin gibi değil de daha kibar bir şekilde sorarsa beni düşündüğünü anlayabilirim yani. Az önce de dediğimiz gibi kimse kimsenin hayatını şey yapamaz yani, engelleyemez yaşayacağı hayatı, ama bazı şeylerde ilişki yaşıyorsan olmalı. Evet yani ben elbise konusuna hiç takılmıyorum. Onda da artık şey oldum yani. Konya, ne kadar çok Konya dedik bugün. Konya Ovası oldum artık yani.
şey de yapmıyorum. Yani kıyafet falan da artık aman ne varsanız yapın kafasındayım. Hiç ona da takılmıyorum. Ama dediğin gibi yani en azından bir ortama giderken ya zaten şeye hiç katılmıyorum ya bunu giyme falan filan. Ne demek ya? Almış giymiş. Zaten bir kere kızın şey yapıyorsun, hevesini kırıyorsun yani. Beğenmiş, almış, gelmiş. Yani bunu seven kızlar da var dede. Yani aa kıskanıyor beni demek ki çok seviyor falan diye. Doğru. Bu da doğru şimdi. Hadi buradan da işin içinden çıkabilirsen. Bir de bu var yani. Aynen. Bunu o zaman kendi ilişkilerinizde kendiniz belirleyin bunu madem. Yani seviyorsanız da artık yapacak bir şey ne diyeyim size. Ya bizde mesela Serhat bana dediği şey şudur. Sen nereden ne giyeceğini biliyorsun. Ama mesela Konya'yı ben hiç bilmiyordum. Ve bir gün sunumum oldu. O gün elbise giymek istedim. Şık giymek istedim. Gittim. Daha sonra eve dönerken dönemedim. Ve Serhat'ı aradım. Beni alır mısın? Eve bırakır mısın beni diye aradım yani. Gidemedim çünkü herkes bakıyordu. Ve o kadar kısa bir etek bile değildi yani. Evet yani doğru. Çok hoş bir anı değil. Evet. Ve yani dediğim gibi bu da olabilir yani evet. Yani yine burada kısıtlaması değil de dediğin gibi uyarabilir. Ya bak burası böyle bir yer hani. Sadece aklında olsun. Bir şey olursa taksiye bin, ara hani. Yani bunları bu işin söylediğinde daha zaten doğru. Sen ne evet neyi düşüneceğini bilirsin anladın mı? Ha bak bunu böyle böyle düşünüyor. Böyle böyle olabilir diye kendin sen de ona göre bir şeyin olur yani. Nasıl Evet, diyeyim sana? kesinlikle. Ön hazırlık diyeceğim ama kendini hazırlarsın yani. Böyle bir şey olabileceğini düşünürsün ve acaba giymesen mi bile değil de en azından dediğin gibi Serhat'ı aramak hemen aklına gelebilir veyahut da taksiye binmek yani. Daha çabuk aksiyon alabilirsin. Daha fazla rahatsız olmazsın. Yani aslında bir kısıtlama değil de tavsiye alıyormuş gibi düşün yani. Aynen öyle. Kalıplaşmış güzellik, yakışıklılık algısı hakkında ne düşünüyorsunuz Selda Hanım? Ya çok yorucu bir şey ya. Yani gerçekten küçükken de hani ergenlik zamanlarımda da çok takıldığım bir meseleydi. Ve hep ağlardım. Ben niye çirkinim? Ben niye güzel değilim? Ben normalde mesela kıvırcık bir insanım ve sürekli saçlarımı düzleştiririm. Hala bunu yaparım. Kendimi hiç beğenemiyorum yani o şekilde. Yani çok zor. İşte yok büyük dudağın olsun. İşte burnun hokka gibi olsun. Gözlerin çekik olsun. Bunu o kadar yedirdiler ki bize. Ve aslında Instagram'dakilerin çoğu da Photoshop veya efekt koyulmuş halleri falan. Ya kesinlikle ya. Ben de yine düşünüyorum da yani bu ergenken yapılan o zorbalık çok kötü ya. Bununla Kesinlikle. karşılaşmayan yoktur yani. En güzel kız bile bu zorbalıkla karşılaşmıştır bak. Yani güzel olmasına rağmen karşılaşmıştır. Erkek de aynı şekilde. Zaten erkek ortamındaki hele muhabbeti bir görsen yani sana nasıl gömdüklerini. Yani yerle Evet. bir olursun. Ben de yani benim de çok fazla sivilcem vardı. O yüzden ben de çok takılıyordum. Aşırı takılıyordum yani. Bayağı ilaç falan kullanmıştım. Yani geçiyor ama şey yani etkisi hep bence sürüyor. Sürekli sivilce olmasa sivilceye geçiriyorsun. Bu sefer başka bir şeyine takılıyorsun. Anladın mı? Evet. Yani sonu yok yani. Sürekli takılıyorsun. Bak Damla Bilic'e. Kız baştan yarattı kendini. Yani oraya buraya takıla takıla. Evet. Ay ben onun bir fotoğrafını gördüm. Tatile gitmiş. Yani vücudu yargılamak için söylemiyorum ama Instagram'dakinden aşırı farklı ya. Kandırılıyormuşuz yani. Yani Instagram'ı falan geçtim. Onlara zaten farklı. Bir de kız o kadar fazla estetik yaptı ki zaten hani şey sonu yok yani diyorum ya. Hani ben de mesela sivilce problemini çözüyorsun. Başka bir problem çıkıyor. Buna takılıyorsun bu sefer. Bu sefer başka bir şeye takılıyorsun. Yani çok fazla şey insanın psikolojisini zorlayan, sürekli meşgul eden bir şey yani. Evet ya ve atıyorum bütün her yerini düzelttin ama yine de onun bir şeyi kalıyor içinde, özgüvensizliği kalıyor. Atıyorum doğal olamıyorsun mesela. Ben eskiden gülüşümden nefret ederdim. İşte ağzım üçgen oluyor, neden böyle oluyor falan diye Ya böyle. aynı biliyor musun? Yemin ederim aynı. Ya çok sinir olurdum ve ağzım kapalı gülmeye çalışırdım sürekli ve doğal gülüşümü yapamazdım yani falan diye gülerdim. Veya fotoğraflarda falan dişlerimi gösteremezdim sırf o yüzden. Ama çok şükür aştım bunları. Yani artık Kesinlikle aynı. makyaj yapmadan sokağa çıkıyorum, istediğimi dolaptan alıp giyiyorum, çıkıyorum falan ama o saç meselesini hala çözemedim. Ben de ağız gülüş meselesini çözemedim. Ben de mesela kendimi gülerken fotoğraflarda hiç beğenmem. O yüzden mesela gülen fotoğrafım çok 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 azdır. Hatta bir tane vardır. Bak bakayım şu anda bir tane var galiba. Bakıyorum gülerken. Evet. Bak bir tane gülerken fotoğrafım var. Onda da 1, 2, 3, 4 dişim görünüyor. 5, 6'sı görünmüyor yani. O fotoğrafı da orada inadına tutuyorum. Yani güldüğüm tek fotoğrafım çünkü. Yani onun dışında fotoğraf yok gülerken. Çünkü sevmiyorum kendimi gülerken o dişlerimin görünmesini falan sevmiyorum. Bu da dediğin gibi yani o
güzellik algısı, o kalıp gerçekten insanı böyle triplere sokuyor. Ya bak şu an ben de böyle bir tripteyim yani. Fark ettim şu an. Cidden öyle. Ve bazıları böyle doğal otururken gülüyor, sohbet ediyor, fotoğrafını çekiyorlar, mis gibi çıkıyor. Ben böyle Kur'an'ı yırtmış kız gibi çıkıyorum. Çok çirkin oluyor yani. Cidden yani dediğim gibi bu sıkıntı arkadaşlar ya. Zorbalık yapmayın. Evet ve bu gerçekten lise döneminde, hatta ortaokuldan başlıyor. Böyle sürekli işte ay şuna bak saçın ne biçim olmuş. Ya belki o niyetle yapmıyor. Aslında bazen böyle ortaokulda hoşlandığın için de yaparsın ya böyle şeyleri. Ama evet. O yara bırakıyor yani. Evet böyle de yapmayın. Ya. Akran zorbalığı yani çok berbat. Zorbalık yapmayın lan. Ya gerçekten şu an Instagram'da geziyorum. Birisini bulup böyle acaba gülen fotoğrafı var mı diye bakacağım. Sadece bizde mi böyle bir takıntı var yoksa insanlar. Bak mesela şu an rastgele bir tane kızın foto profiline girdim. Onun da yok biliyor musun mesela? Şu an rastgele girdim. 23 tane fotoğrafı var. Benim gibi sadece 3 dişinin 4 dişinin gözüktüğü. Hatta 2 dişi gözüküyor. 2 dişinin gözüktüğü bir tane gülen fotoğrafı var. Başka yok. Bak sana bir fotoğraf attım. İlk doğal fotoğrafım bu mesela. İlk defa doğal bir fotoğrafımı koydum. Kız ne güzel gülüyorsun işte. Niye şey yaptın? Şansa çıkmışım öyle burada. Şansa çıkmışım diye. Evet. 32 diş gülen insanların da çoğu dişleri yaptırmış. Kardeşim benim bak bir tane buldum mesela. 10 numara diş yaptırmış. Doktorunu sorayım şunun bir. Neyse evet bu insanlar da arkadaşlar yere bırakabiliyor ya. Bunu dikkat etmek lazım. Yani burada ben de takılıyorum. Sen de takılıyorsun. Hepinizin yani biliyorum ki vardır. Umuyorum ki diyecektim lan. Biliyorum ki vardır yani. Yoksa da çok şanslısınız böyle bir şeye maruz kalmadığınız için. Ama bence kesinlikle dikkat edilmesi gereken çok güzel görünüyorsun diyebilirsiniz birisine. Yani onu yukarı çekecek şeyler yapın. Aşağı çekecek şeyler niye yapıyorsunuz ki? Evet ya çok şey ya bir mı? Noktaya değin aklıma bir şey geldi. Bir arkadaşım bana bugün çok güzel olmuşsun falan dedi ama normalde sürekli dalga geçen bir insan. Ben de şey ya yürü git oradan falan filan dedim mesela. Hani inanmıyorum bile artık birinin bana öyle diyebileceğine. O kadar alışmışım ki. Ya işte diyorum ya yani insanlara deyin bunu. Hani güzel olmuşsun, yakışıklı olmuşsun, çok güzel gülüyorsun. İşte saçın çok iyi olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani karşı tarafı moralini düzeltmek hiç kimse hiçbir şey kaybettirmez. Yani sizi de mutlu eder ayrıca. Aynen öyle. Evet bu sefer bu podcast'ten sonra dinleyen herkes etrafındakilere bir baksın da güzel olmuşsun, yakışıklı olmuşsun desin hadi bakayım. Topluluk şey toplum projesi. Evet. Report Your Ex toplum projesi. Evet başka bir sorumuz. Bu çok kötü ya. Bunu nasıl cevaplayacağız bilmiyorum. Zamansız gelen aşk, manitam varken başka birisinden hoşlanıyorsak ne yapmalıyız? Aslında doğru zaman yanlış kişi miydi? Tam tersi miydi? Öyle bir soru vardı. Onda birazcık buna değindik. Buna değindik. Doğru. Evet. Ya, bunda yine o zaman şöyle diyoruz. Sal kardeşim. Manitayı salıyorsun hemen. Ya o adamı da şey yapma yani. Bekletme o adamı da boş boşuna oyalama. Yani ya manitayı kaybedeceğim. İşte diğerine gidince onunla bir daha görüşemeyeceğim gibi şey düşünülüyor bence. Kaybetme korkusu hala var ama diğerinden de hoşlanıyorsun. O yüzden ayrılmıyorlar. Ya ben o insanları var ya. Böyle bir mantık yok ama yani arkadaşlar her şeye sahip olamazsınız. Yani ya diğerini evet, ama, sileceksin. Evet böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum yani. Doğru söyledin. Evet. Doğru bir yere değil. Diğerine gidince ya o da giderse diye düşünüyor. Sonra genelde de öyle oluyor. Yalnız kalır genelde. Evet. Yalnız kalın ama böyle şeyde olmayın. Şerefsiz olmayın arkadaşlar. Mottomuz şey aldatmak yok. Ne yapacaksanız ayrılın da yapın. Yani zaten başka birine gözün kayıyorsa o yani bitmiştir ona karşı ilgin. Aynen öyle. Bir şey soruları var. Biraz kişisel var. X Record fikri nasıl doğdu diye. Daha önce de değindim galiba sanırım ama hızlıca bir değineyim tekrar. X Record fikri ben kamera önünde kendimi pek görmekten hoşlanmıyorum. Yani doğal bulmuyorum kendimi. Kendimi değiştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden karşı tarafa da bu doğallığı vermediğimde ki zaten kendi mizerimde kendim bile bu doğallığı alamıyorum. O doğallığı alamadığımda da bunu paylaşmak istemiyorum. O yüzden kameranın olmadığı, doğal olabildiğim bir mecra olduğu için podcast. O yüzden podcast yapmak istedim. Ve bunun Record Your Ex sezonu da etrafımda arkadaşlarımla çok fazla yani şey konuştuğum için böyle sevgili işlerinde falan çok ilginç hikayeler duyduğum için
böyle bir şey yapma fikri aklıma geldi. Hani bunun, bu olayların sürekli olduğunu da gördüğüm için hani insanların da kendinden bir şeyler bulabileceğini düşündüm. Bir de insan böyle şeylerde yalnız hisseder biraz. Böyle bir şey dinlediğinde yalnız hissetmemesi için böyle bir sezon aklıma geldi. IPR'de de yine değinmiştik. Diğer sezonda mesela şu anda yine Serdar'la da podcast'ten önce konuştuk. Şeyi yaşıyoruz yani, büyümenin o verdiği gerginliği hepimiz yaşıyoruz herhalde şu an. Çünkü üniversite zamanında bayağı bir rahattık ve ekonomi de aslında şeydi, Türkiye hakkında konuşuruz ama şu an ekonomi de birazcık şeydi, öğrencilik yaşamamıza izin veriyordu. Şu anda ekonomi de pek öğrenciliğe böyle rahat, refah yaşamaya izin vermediği için herkes şu anda iş telaşında, ekonomik hani kendince bir şeyler yapma telaşında ve bu insanları çok geriyor, hepimizi çok geriyor. Ben de hem nasıl bir hayat istiyorduk, şu anda nasıl bir hayatın içindeyiz? Çocukken neler yaşıyorduk, şu an neler yaşıyoruz? Çocukkenki fikirlerimiz ve şu anki fikirlerimiz gibi böyle bunları kıyaslayacağımız, bunlar hakkında konuşacağımız bir sezon yapacağım. O da gelecek sezon olacak. Selda, sana bir sorayım mesela. Bu sezonda soracağım sorulardan bir tanesi olacak. Çocukken televizyonda veyahut da işte dışarıda karşılaştığın bir tane reklamın sloganını hatırlıyor musun? Tut şunun ucunu döşeyelim abi vardı bir tane. Aklıma ilk o geldi. Mesela. Yani evet, tut şunun ucunu döşeyelim abi şeydi. Pac-Man miydi ne, öyle bir şeyin reklamıydı. Evet. Boru bir tane borunun reklamıydı. Fırat'la kombi evet. Döşeyelim abi öyle bir şey. Evet, Fırat boru işte. Fırat borunun şeydi, evet. Kombi borusu reklamıydı. Evet mesela. Bu benim de aklıma şey geliyor. Uğur Derin Dondurucu. Evet. Uğur Derin Dondurucuların reklamları. Mesela böyle şeyleri anacağız ve daha sonra şu andaki işte hayatımızı falan konuşacağız. Böyle bir sezonda sizi bekliyor olacak. Kaç bölüm daha Record Your Ex gelir şu anda tahmin edemiyorum, kestiremiyorum. Bir tane de sürpriz bölüm olacak. İnşallah onu da beğenirseniz ona devam edeceğim ama şu anda o sürprizi, o tamamen sürpriz olacak. Yani direkt çıktığı gün göreceksiniz o sürprizi. Serdar'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Yani yine ben her bölüm olduğu gibi daha konuşacağım ama sorularımız bitti. Daha fazla katılım bekliyorum arkadaşlar sizden de. Instagram sayfamız sürekli aktif. Soru cevaplarımız oluyor ve sizin aslında katılımcı olduğunuz, yani podcast hakkında fikir sahibi olduğunuz, günleri belirlediğiniz bir platform oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Daha fazla soru sorabilirsiniz. Daha fazla fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Eklemek istediğin bir şey var mı Serdar'cığım? Yani öncelikle fikirlerin çok güzel gerçekten. Ve böyle bir şeyde cesaret ettiğin için çok tebrik ediyorum seni. Umarım devamı gelir, çok daha başarılı olsun. Çok daha büyük kitlelere ulaşırsın. Beni de çağırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel sözlerin için, dileklerin için. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.